Sinan Bey, endokrinolog olarak tiroid hastalıklarıyla çok uğraşıyorsunuz. Tiroid nodülleri bayağı bir mesleki hayatınızda zamanınızı alıyor. Tabi burada tiroid kanserleriyle de karşılaşıyorsunuz. Tiroid kanserlerin hepsi aynı tip midir? Farklı tipleri var mıdır? Tabii, tiroid kanserleri tabi aynı tip olması mümkün değil. Bir kere aslında iki ana gruba bölebiliyoruz. Yani ilk başlangıç için. İyi diferansiye ve işte az diferansiye diye. Yani iyi huylu davranabilen yani iyi diferansiye demek, evet. İyi diferansiye demek, tiroid, normal tiroid hücresini çok başarılı bir şekilde taklit eden demek. Evet. Bunlar daha iyi davranan tümörler. Az diferansiye ya da işte kötü diferansiye olanlar normal tiroid dokusundan biraz daha farklılaşmış, çoğalma hızı daha da artmış kanserler. Tabii bunlar daha kötü davranıyor. Ve tabii ki normal tiroid hücresinin zaten çoğalma hızı, mitotik aktivitesi işte yani ikiye katlama hızı kabaca 4 yıl olduğu söylenir. Dolayısıyla iyi diferansiye tiroid kanserleri de tiroid hücrelerini iyi taklit ettiği için onların da çoğalma hızı yavaştır. Halk arasında o yüzden denir, hastalar arasında. Olacaksa tiroid kanseri ol diye. Aslında bu hep iyi diferansiye kanserler şey yapılır, ele alınmıştır halk arasında da. Çünkü neden? Çok yavaş ilerliyor, çok yavaş büyüyor. Metastazını yavaş yapıyor falan. O yüzden bu bir avantaj. Evet, kötü diferansiye olunca kötü diferansiye hastalığın seyri de değişiyor. Hatta artık kötü diferansiye olup bir tip daha var. Anaplastik yapıya geçiyor. O zaman çok daha çok duruma geçmiş oluyor. Tabii. Tiroid kanserlerinde tiroiddeki kanserin nodüler olarak düşündüğümüzde çapı çok önemli. Evet. Hangi tip kanserlerde sınırlama yapıyorsunuz santim olarak? Şöyle ki bir papiller kanser en sık rastlanan burada şu santimin altında şunu diyoruz, bunu tabii diyoruz, şöyle davranışlarımız var deyin, hangilerini söylersin? Tabii şimdi aslında bunu hani geçmeden önce yani dört tip olarak belirleyelim tiroid kanserini isim olarak. Bir tiroid papiller kanseri var, bir foliküler kanseri var. Bunlar iyi diferansiye kanserler, tiroid hücrelerini iyi taklit edebilen kanserler. Bir medüller karsinom var. Bu ailesel geçiş gösteren, ailesel özellik gösteren ve biraz da kötü davranan bir kanser tipi tiroidi. Bir de anaplastik kanser var. Bu en kötüsü tabii. Çok hızlı ilerleyen ve genellikle de hastalığımızı maalesef kaybettiğimiz kanser tipi. Tanı konduğunda zaten ilerlemiş oluyor o yüzden. Şimdi en çok gördüğümüz kanser aslında bu iyi diferansiyelerden tiroid papiller kanseri. Ve ikinci sırada da foliküler kanser geliyor. Tiroid papiller kanseri genellikle 1 santimin üzerindeyse buna tamam hakikaten tiroid papiller kanseri deriz ama nodül çapından ziyade hani tümör çapı. Nodülün içindeki tümör çapı olarak kastediyorum. Eğer 1 santimin altındaysa buna mikropapiller karsinom deniyor. Ya da papiller mikrokarsinom deniyor. 1 santimin altında olduğu için. Bu 1 santim sınırına göre papiller karsinomlarda belirliyoruz. Bu belirleme daha çok hastalığın gidişatını da bize gösterecek bir durum aslında. Tabii ki. 1 santimin üzerinde olanlar, hani biz cerrah olarak 1 santim üzerinde olanlar yaptığımız ameliyatla 1 santimin altında olanları kısmen değişiklikler olabilir ki bunlarda metastaz dediğimiz lenf bezlerine atlama riski ona göre de artmış olur. Peki ben şöyle bir soru sorsam size. Siz cerrah olarak papiller karsinom, foliküler karsinom, hani iyi diferansiyeleri konuşursak hepsine klasik aynı ameliyatı yapmıyorsunuz tabii. Hangilerine hangi tarz ameliyat yapıyorsunuz? Onu bir açıklayabilir misiniz acaba? Evet. Özellikle 0.5 santimin altında olanlarda çok fazla önemi yok. Yani şöyle ki önemi yok. Bunların çok etkili kanserler olmadığı çok iyi biliniyor. Hatta uzun yıllar tartışıldı. O tarafın, tiroidin, o bezin, iki bezli bir iki lob olarak düşünün. O tarafının çıkarılmasının bile yeterli olduğu 0.5 santimin altından biliniyor. Çünkü agresif seyretmiyor. Ama burada kriter şu, 1 santim ve üzerinde olanlarda standart ameliyat. Tiroidin tamamı çıkartılmalı.
daha farklı bir şey. Ayrıca boyun ultrasonu daha önce de bahsettiğimiz gibi çok önemli. Hastada eğer lenf bezlerinde büyüme varsa bunların da çıkarılması gerekir. Zaten tiroid kanserinin bulunduğu tarafta standart olarak merkezi alanda sentral lenf bezi dediğimiz onları çıkartıyoruz. Tabii ki eğer lateral boyunun yan taraflarındaki lenf bezlerini atlamışsa boyun diseksiyonu dediğimiz boyun lenf bezlerini de çıkartmak gerekiyor. Şu bilinen bir gerçek, tiroid kanseri genellikle iyi davranışlı bir kanser. Tedavilerinde de diğer kanserlerden çok farklı davranışlarımız var. Yani bir kemoterapinin, radyoterapinin hemen hemen hiç yeri yok. Özel tedavileri var. Bu nedenle tiroid kanserinin cerrahisi burada çok önemli. Doğru bir cerrahi, iyi bir cerrahi, hasta sağ kalımını, tedavisinin çok çok uzun yıllara uzamasını, hayatını hatta hiç etkilememesini sağlayabiliriz. Burada en önemli faktör tiroid kanserinin mikro kanser değil, 1 santim üzerinde olanlarda özellikle tiroid bezinin tamamının, biz buna total tiroidektomi diyoruz, çıkarılmış olmasıdır. Avrupalılar, Amerikalılar biraz daha farklı bakabiliyorlar. Yine tamamını çıkartalım. Ama çok az miktarda kalan dokuyu dahi radyoaktif iyotla ortadan kaldırabiliyorlar. Bizde de aynı şey geçerli ama onlarda radyoaktif iyot daha aktif kullanılıyor. Bunun yanında tiroid kanserinin tesadüfen bulunanları var. Özellikle tomografi, MR veya boyun ultrasonu, bir boyun damarlarına bakılan bulunanlar var. Çok küçük kanserler ortaya çıkartılabiliyor ve bunlardan yapılan iğne biyopsilerinde kanser olduğunu görüyoruz. Bunlara da total tiroidektomi yapıyoruz. Ama bir şey daha var, bilinen bir gerçek. Çok küçük kanserlerde, 1 santimin altında, hatta 5 santimin altında olan tek başına tiroidin bir tarafını çıkartılması yeterli olabilmektedir.